evlilik programları bitiyor mu bitmiyor mu? Hafta sonu biliyorsunuz kanun hükmünde bir kararname çıktı. Evlilik programları bitiyor mu dedik pazartesi günü. Sonra salı günü yok bitmiyor dedik. Bugün evlilik programları yine bitiyor mu diye soruyoruz. Çünkü yayından kaldırılan bir evlilik programı var. Önce Zuhal Topal'ın dün yayınında yaptığı bir açıklama var arkadaşlar. Evlilik programlarını yapan en iyi yapanlardan biri arkadaşımız. Dün canlı yayınında ne dedi merak ediyor musunuz? Bir format değişikliğinden bahsetti. Bana Bircan söyledi. Bircan mesaj attı bana. Bu da programın aslında yani bitmesiyle ilgili, evrilmesiyle ilgili bir açıklama. Buyurun izleyelim. Nihat Doğan da izlemiş olsun. Sonra üstüne konuşalım. Evet. Zuhal Topal diyor ki artık. Çıktı mı sesim ya? Bir şey olmaz sen. Ama doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Yanlış biraz yeter. Söylüyorsun kardeşim. Doğru söylüyorsun. Yanlış bu kadar hırslı yere kadar. Ya? Yanlış mı söylüyorsunuz? Bizim evlilik programlarla ne işimiz olur? Benim Zuhal bizim arkadaşımız. Esra Erol bizim arkadaşımız. Akıllara bir şey gelmesin. Arkadaşımız. Kötü bir şey de bizim söyleyerek kendi şahsi, bizim bunu. Arkadaşlar bizim kişilerle ne şahsi kavgamız olabilir? Ne meselemiz olabilir? Sanki biz dedik ayda 1 trilyon alıyorsunuz da ayda 200 de bize gönderin mi dedik? Ne dedik? Ne istedik? Ne söyledik? Hayır. Biz de millet adına söyledik. Hak adına söyledik. Hakikat. Hak, hakikat, kültür, örf, anane. Millet adına yerlerde dedik ya. Biz burada haktan hakikatten başka bir şey söylemedik. 10 ay boyunca hakkı savunduk, hakkı tuttuk, hakkı kaldırmaya çalışır. Bizim bir başka derdimiz yok. Bircan, evet, format değişikliği. Şimdi format değişikliği. Zaten format değişikliği de bekliyordun değil mi Nihat? Olacak böyle bir şey demiştin. Ben kaldırıldı dedim kanun hükmünde kararnameyle. Bitti. Kaldırıldı dedim. Diyor ki artık evlenmek isteyenleri, maddi durumu olmayanları biz evlendireceğiz. Program değişiyor diyor Zuhal Topal. Bunu yıllardır şey yapıyor Mahmut abi, Mahmut Tuncer. Mahmut Tuncer aynen tabii, bunu yapıyor. Kanal 7'de yapıyor bunu yıllardır. Hatta görüntüleri de var Mahmut Tuncer'in bizde. Bak Mahmut Tuncer bir de evlilik rekoru kırdı yani. Evlendirme rekoru kırdı yani. Pes ettiler mi? Maddi durumu neyle ilgili? Yok etmiyorlar. O zaman Zuhal Topal. Şimdi ettiler. O başka yani. Bir şey. Evlilik programları ama yine evlendirecekler. Önemli değil. Ama artık gerçekten evlendirecekler. Bak bunun altını çiziyorum. Gerçekten. Yalansız, dolansız, kastsız, senaryosuz. Bu arada kısmetse olur mu kaldırıldığını söylüyorsun? Aynen kısmetse olurla da ilgili bir gelişme var. Mahmut Tuncer'le de ilgili hemen şunu söyleyelim. Yıllardır Kanal 7'de evet maddi durumu olmayan çiftleri tabii, evlendiriyor. Tabii Mahmut abi selam olsun. Selamlar olsun. Selam olsun. Leyla Loh biliyorsun. O zaman şunu mu demeli? Zuhal Topal Mahmut Tuncer'e mi rakip oluyor acaba? Tabii. Yani şimdi Mahmut Tuncer'in yeni rakibi Zuhal Topal mı oluyor acaba? Mahmut abiye rakip olabilirler mi? Hani şöyle, rekorlar ben sizin ikinize de katılmıyorum. Şu açıdan katılmıyorum. Meseleyi biraz şey yapıyorsunuz, sulandırıyorsunuz. Bence konuşulması gereken şu. Evlilik programı kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Evet. Bence bunu konuşmamız lazım. Ama şöyle yani, bir gerçek sonuçta, var. Sonuçta ben ne dedim? Kanun hükmünde kararname bunları kaldırdı. Bunlar şimdi hatta söyledim. Dün mü öbür gün dün ne söyledim? Dün sen dedin ki hatta bak format değiştirecekler. Gelmeyin dedim. Ben söyledim ben. Ama geldiler işte. Ya onu da biliyorum bak. Ya kafa beyinlerindeki her şeyi biliyoruz. Format değişecek, format değiştirsin. Şu güzel. Yani durumu olmayan, maddi durumu el vermeyen kişileri evlendirme. Hem millet adına da faydalı bir iş yapıyorsun. Ama o formatın içerisinde de yine böyle dini değerler açılacak kız Yalayut Esenyurt Tamgaz yolundadır da sen ona yalandan bir başörtü takarsan orada tamam mı? Var bir sürü dümenler var. Bak bende hepsinin fotoğrafı var. Ben açmam. Günü açmam. Ben isim şey yapmam Bircan. Biliyorum. Böyle bir şey yapmadıkları müddetçe programlar ruhlarına El Fatiha dedim ben zaten. Öyle yapsınlar. Şimdi bence yalnız şey Zuhal'in yaptığı bu açıklama bu cephedeki ilk açıklama oldu. Format evet. Değişikliğiyle alakalı. Hı hı. Şimdi bu yapımcılardan daha hızlı davrandı Zuhal'in yapımcısı. Daha akıllı davrandı. Formatı ilk ben değiştirdim dedi. Şimdi diyecek ki benim... ben yaptım. İlk ben yaptım deme. Ama Mahmut Tuncer yıllardır yapıyor. Ama Mahmut Tuncer'i yedirmeyiz. Mahmut Tuncer yıllardır yapıyor. Şey de Ever beni mi ne? Evet. Öyle şey de mesela Haluk benim çok sevdiğim bir... beraber de çalıştık. Beraber çalıştık. Onlar başka yani formu. Buradan ikisine de selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Geçmiş olsun de. Diyorsun. Geçmiş olsun diyorum yani. Evet. Kısmet şöyle bir şey oldu. Gelişmeyi hemen vereyim. Sen onu söyle ben kısmet olurla ilgili dün bana gelen Salı bir... Salı günü yayına girecekti dediler. Dün bana gelen bir bilgiyi paylaşacağım. Şimdi pazartesinden beri kısmetse olur yayınlanmıyor. Evet, önce yok. Onu söyleyelim. Evet yok. Sonunda da az önce Nihat'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiği yapımcı Haluk Şirin bir tweet paylaştı. Ekranda varsa verebiliriz. Bir taraftan ben de okuyayım size. Kısmetse olur yayını ile ilgili karar kanalın inisiyatifidir. Henüz bize net bir karar iletmediler. Bilgi alır almaz paylaşacağım. Teşekkürler salı diyor. Günü, salı ancak günü miydi pazartesiden beri program yayınlanmıyor. Yok. Şimdi dün ne oldu biliyor musunuz? Biliyorsunuz kısmetse olur da evlenmek için orada yarışan bir yarışmacı benim bir arkadaşım Didem. Ben de Didem'le bizi tanıştıran
Arkadaşımla dün yemekteydim. O kıza mesaj attı Didem. Benim haftaya kınam var dedi. Hmm. Yayında yapılacak dedi. Ve 3 hafta sonra da televizyonda yayınlanacak dedi. Ya bu da demek ki kısmetse olur, halihazırda devam ediyor. Kanal herhangi bir karardan bahsetmemiş kısmetse olur. Onu da söyleyelim. Ama oradaki yarışmacı ya da ne bileyim konu bilmiyor olabilir. Yapımcı bak diyor ki karar kanala ait. Henüz ben de bilmiyorum, biz de bilmiyoruz diyor. Kanal da bekletiyorsa onlar da ne olur ne olmaz diye çekiyorlar bölümleri, ben sana söyleyeyim. Çekiyorlar, stokluyorlar. Ondan sonra kaldır derse de kaldırılacak. Ama ben yine şunu söyledim. Aynen öyle. Ben yine şunu söyledim bak. Lafıma geldiler. Ben ona üzülüyorum. Ben Zuhal'le yaptığım konuşmada bundan 2 ay önce konuştum. Zuhal formatı evir dedim. Evirmiyorsan şu Anadolu insanını temsil eden figürleri getirip oraya koyma. Başörtülü bunlardan çık. 3-5 sezondur aynı insanlar hiç evlenemiyorlar. Bak yapma, senin sonun olur. Seni dedim ben bile kurtaramam. Allah muhafaza, insanları kurtarmak hani Allah'tandır ama anlatamayız insanlara dedim yani. Anlatamayız. Çünkü bu iş artık, bu iş devleti yönetenlerin de masasında dedim. Hı hı. Yapma kardeşim. Yapma. Başka bir din yaratma modeline farkında olarak veya olmayarak alet olma dedim. Sanki Nihat ben bu değerlendireyim dedi. Sanki ben bunu Zuhal'in ayrı için söyledim yani. Sanki ben bunu hiç söylememişim. Sanki ben bunu hiç söylemedim Bircan. Ya ikinci gün başka bir başörtülü getirip çıkarttı. Hmm, doğru, aynen öyle. Evet, ve ikinci yolladım. Gün başka biri çıktı. Sanki ve inadına savaş açtı. Yapımcısı bana sus insanları ayırma dedi bilmem ne dedi. Ne oldu? Ne oldu ya? Dediğime geldiniz işte. Şimdi Zuhal Topal formatın değişeceğini açıkladı. Öbürleri de değişecek. Bak, kısmetse olur zaten. Diğerleri de değişecek. Dedi. Kardeşim kalktı. Kanun hükmünde kararname işi kaldırdı. Geriye Seda Sayan'la uğraşsın. Onlar da değişecek. Onlar da kalkar. Esra Eroğlu. Esra yapmayacağım dedi zaten. Ya onlar da kalkacak. Onlar da kalkacak. Rütü'nün açıklaması neydi? Hemen hatırlatalım. Hukuk müşavirliğine bir çalışma yaptırıyoruz. İnceleme bittikten sonra kamuoyuna bir açıklama yapacağız. Biz zaten bu programları istemiyoruz. Kim diyor? Daha Rütü. Önce de söyledik bunu demişti. Rütü'nün başkanı Profesör Doktor İlhan Yarlıkaya. Evlilik programları kalktı. Kalktı. Yani bu tarz. Evet. Yani evlilik programları derken evlendirme, gerçek manada evlendirme programı kalkmaz. Evlendirmekte bir beis yok ama böylesine bu tarz kültürü, örfü. Bak üniversitedeki çocuklara nasıl tepki gösterdik. Ondan bir farkı yok ki bunun da. Kültür erozyonu varsa orada tepki da aynı yani. Verilecek. O yüzden vatana millete hayırlı olsun. Evet. Zuhal'in yeni formatı da hayırlı olsun öyle söyleyeyim. Evet hayırlı olsun diyelim tabii canım. Biz de kimsenin düşmanı değiliz. Allah bol reytingler versin. Ha, İnşallah. Sonuçta ekmek parası. İnşallah ben iyi reyting alacağına da inanıyorum yani. Ben bir tık düşeceğini düşünüyorum. Ya olsun bir tık düşer ki de önemli olan millettir. Millet Birden adına bir şey yapmaktır Bircan'cığım. Yani biraz da ekranlar Doğru. mı televizyon mu millet için millet mi ekranlar için biraz Doğru. da onu şey yapmak lazım yani biraz da o dengeyi teraziye oturtmak lazım Toplum. Yani herkes biraz izliyor diye biz burada striptiz yapacak halimiz yok yani oturan bize de striptiz yapalım sabah gerçi beni gören hani kaçar yani öyle bir, anladın mı yani hiç öyle bir şansımız yok da anladın mı yani portakal gibi bakabilirler yani bir ıkta kalabilirler yani ama sonra aman yarabbi derler biz hiç aman köprüden önce izleneceğiz diye kendimizi kaybetmeyelim doğru söylüyorsun evlilik programlarıyla ilgili belli ki değişiklikler olacak takip edeceğiz biz de herkes gibi merak ediyoruz.